Ulan şu suyu göstermek istiyorum özellikle, akan suyu. Sulu sulu. Berberoğlu'nun unundan, Özcan Kasap'ın etinden, Duranlar sütün. Sütünden mi diyorsun? Sütünden, ayranından, yoğurdundan. Sade et dönerde iddialıyım. Merhaba lezzet tutkunları, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir lezzetin peşinde Burdur Bucağı geldim. Burdur Bucak'ta lezzetleriyle çok ün yapmış bir mekan. Burdur Bucağı'nın yeri şöyle tarif edeyim. Antalya 1 saat, Burdur merkezi de 35 dakika, tam ortasında yer alıyor. Hemen çevre yoluna çok yakın konumda. Şimdi içeriye gireceğiz. Buranın özellikle et dönerini çok övdüler. Kuzu dana karışık yapıyorlarmış. Hadi gelin içeriye girelim. Bu lezzetli ve güzel videoya hep birlikte başlayalım dostlar. İçeriye girdik. Turan ustamla beraberiz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Murat Bey. Ya valla o kadar övgü aldım ki sizle ilgili. Özellikle et dönerinizle ilgili. Ya bütün lezzetleriniz güzelmiş ama et dönerinizi çok merak ediyorum. Ama öncesinde sizin bir hikayenizi dinlemek istiyorum. Usta. Sene 1976 kuruluş. Evet. 8 masayla. Evet. Ondan sonra işte uzun zamandır bu işi devam edeyi de bu hale geldik. Buradan önce 50 metre yukarıdaydınız. Evet, evet. Sonra buraya yeni yerinize yeni geldiniz. Yeni yeriniz de maşallah şıkır şıkır tertemiz bir yer olmuş. Evet. Burdur Bucak dediğimiz zaman herkes pehlivan diyor. Maşallah iyi bir ün yapmışsınız. Ya, Burdur merkezden de Antalya merkezden de size yemeğe gelenler var. Evet. Sırf yemek yiyip geri dönenler var. Aynen doğrudur. Çok merak ediyorum lezzetlerinizi ya. Bu kadar yani övüldüğüne göre vardır bir hikmeti. Var, tabii. Vardır değil hazırlarız mi? Hazırlarız bir şeyler, bakarız. O zaman geçelim mi şöyle? Burada tabii. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın tabii. Şöyle hemen biz kebapların başındayız. Burada bütün kebaplar var arkadaşlar. Yani biz buraya döner yemeye geldik ama kebap çeşitlerinin hepsini göstermek istiyorum size. Hı. Buraya geldiğiniz zaman tüm kebaplardan yiyebilirsiniz. Şurada da tatlı dolabı var. Benim en sevdiğim tatlı ne? Sütlaç arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Evet, şimdi dostlar mutfağa geçelim. Mutfaktan sizlere anlatmaya devam ediyoruz. Turan ustam, dönerin başına geldik. O merak ettiğimiz döner, mis gibi de bir koku var vallahi. Böyle kuzu kokusunu alıyoruz. Bu dönerde kuzu karışıklığı var mı zaten? Karışık. Çok güzel. Nasıl yapıyorsunuz? Şimdi etimizi Özcan Kasap var, oradan alıyoruz. Evet. Kuzu eti. Evet. Yani %60 dana eti, %40, %30 hı. Kuzu döş. %10 kuyruk yağı. Bu şekilde yapıyorsunuz. Bu şekilde. Şimdi biraz sonra tadına bakacağız. İskender tabii. Falan da yapıyorsunuz burada. Tabii İskender her şey var. Yapıyorsunuz. Her şey var. Bu arada döner de var burada ustam. Döner, şey, pide de var pardon. Pide de var. Pide de yapıyorsunuz. Tabii. Pidenin her çeşidi var mı? Kolay gelsin. Sağ olun, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi Allah'a şükür. Siz nasılsınız? İyiyiz vallahi, teşekkür ederim. Pidenin hepsini yapıyorsunuz. Hepsini yapıyoruz. Süper. Özellikle kuşbaşılı pide. Evet. Yani kuşbaşılı, üzeri kaşarlı, lahmacun. Tamam. Kuşbaşılı kaşarlı mı? O zaman bir tane kuşbaşılı kaşarlı yapalım. Tabii ki, tabii ki. Tamam, o zaman biz masada kuşbaşılı kaşarlıyı görürüz. Tabii. Ustam yap bakalım şu özellikle tabii ustamın anlatımı bitiremediği kuşbaşılıyı bir deneyelim. Olur mu? Tabii. Hadi bakalım, yapıştır gelsin. Şu içinin harcını bir görelim bakalım. Neymiş bunun bu kadar özelliği? Eti mi? Eti. Bu bölgenin zaten arkadaşlar şöyle söyleyeyim, Burdur'a küçük Hollanda derler aslında. İnanılmaz bir büyükbaş yetiştiriciliği vardır. Etin iyisini siz burada seçiyorsunuz, bize kötüsünü yolluyorsunuz. Yok, size de size iyisini yiyorsunuzdur. Evet, üzerine kaşarı da koyduk. Tabii. Şimdi bu fırına gidiyor. Evet. Çok güzel. Şimdi dönerimizin başına geçelim. Tabii ki. Döneri bir kesilişini görelim. Tabii. İlla ki o dönerin kesilişini izleyeceğiz yani. Tabii. Evet. Ve Turan Usta'm başladı mübarek kesin. Ha? Evet. Vay. Arkadaşlar şu akan suyu görüyor musunuz? Manavga şelalesi gibi mübarek ya. Allah Allah Allah. İşte benim sevdiğim bu arkadaşlar. İlk kesim olacak. Hafif arkası pembe olacak böyle. Çok fazla pişmiş olmayacak. Bakın dökülen eti de göstermek istiyorum. Tam sevdiğim kıvam. Allah'ım şu suyu göstermek istiyorum özellikle akan suyu. Sulu sulu. Ya bu döneri Turan abi aslında saat 12 ile 3 arası. 12 ile 3 arası. Evet, 12 ile 3 arası. Bırakacaksın değil mi? Tabii ki. Sonraki dönerin tadı gidiyor gitti de. Ondan sonra tekrar takacağız. Siz burada 2 kere mi takıyorsunuz? 2 kere takıyoruz. Ha, akşam servisine ayrı. Akşam servisine bir daha. Süper abi ya, çok güzel ya. Vallahi dönerden gözümü alamıyorum arkadaşlar, bakar mısınız ya? Görüntü çok güzel. Yani ye beni diyor zaten. Kalitesi ortada. Şimdi nereye geçelim? Kebap ocağına mı geçelim? Şimdi kebap ocağına buyurun bakalım, efendim. Geçelim. Evet. Geldik kebap ocağına. Evet. Burada da mis gibi kebaplar yapılıyor arkadaşlar. Burada şimdi kömürümüz daha. Biz sabah erken saatlerde geldik buraya. Saat kaçta başlıyor servisimiz? Servisimiz 12-12.30 arası başlar. 12.30 civarı. Yani memurlar mesai bitirir. Akşam kaçta kapatıyoruz? Akşam saat 11'de. 11'de. Yani sabah şu anda biz biraz erken geldik tam servis başlamadan ki rahat rahat çekim yapalım. Çünkü öğlen servisi oldukça yoğun oluyor. Evet. Ustam sana da kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi kebap yapacağım bize burada. Evet. Kebabı yap ustam, masaya gönder, olur mu? Burdur şişimiz. Evet. Adana. Burada bütün kebaplar var. Var. Hepsini de özenle yapıyorsunuz. Tabii ki.
Şimdi şurada bir şey görüyorum, bu da kadayıf mı? Şu kadayıf. Kaymaklı kadayıf. Kaymaklı kadayıfımız. Evet. Burdur'un kaymaklı kadayıfı meşhur. Evet, meşhur. Kaymağı da meşhur, meşhur. Kadayıfı da meşhur. Şu şekilde sunuyoruz. Bu şekilde mi sunuyorsunuz? Gördük arkadaşlar. Burdur'un hastel kadayıfı. Zaten hastel kadayıfı meşhur ya. Meşhur. Maşallah. Kaymağı da kaymakçı Ali Minas. 40 orada. Yıldır alırız. Abi burada un meşhur. Şeker, meşhur. Burdur şekeri. Berberoğlu'nun unundan, Özcan Kasap'ın etinden, Duranlar sütün. Sütünden mi diyorsun? Sütünden, ayranından, yoğurdundan. Ya abi maşallah bayağı bu bölgede zaten Berberoğlu unu, evet. Hastel kadayıfı, şekeri şeker. Meşhur olmuş. Meşhur. Etini zaten meşhur. Tabii. Bilmeyenler öğrensin. Evet. Yani Burdur'un eti meşhurdur arkadaşlar. Küçük Hollanda diye boşa demiyoruz. Doğru mu abi? Tabii. Ustam siz kolaya gelsin. Ben masaya geçiyorum. Artık o lezzetli kebaplarınızı, dönerlerinizi yollarsınız. Evet. Bu arada İskender falan da yapıyorsunuz. Tabii ki. Burada İskender var. Sosumuzu görüyoruz. Tereyağlı üzere. Tereyağlı. Tabii. Pilav üstü. Pilav üstü de var. Tereyağlı da var. Sade dönerimiz var. Ama sade dönerde... Ben et döner istemiyorum. Et dönerde tereyağlı istemiyorum abi. Yok. Kesinlikle tereyağı dökmeyelim. Tabii. Ben tereyağına karşıyım. Yani İskender de güzel oluyor da. Saf et istiyorum abi. Saf et. Tamam, tamam, pilav üstü de olabilir ama saf et istiyorum. Murat abi. Bey, sade et dönerde iddialıyım. Mütevazı olamayacağım. Aynen öyle. Ha, İskender de güzel ama et dönerde yaprak olduğu için üstüme tanımam mı diyorsun? Yok, ona bir şey diyemem. Onu sayın misafirlerimiz söylesin. İyi, hadi bakalım. Ben biraz sonra tadına bakacağım. Tabii ki. Ekmeğimiz kızarıyor. Tabii. Ustalarımız şimdi dönerlerimizi hazırlayıp masaya gönderecek. Hadi abi gel, beraber tabii, yiyelim. Tabii. Evet Turan Ustam. Çok güzel bir masa kurdun. Maşallah ne varsa koydun. Ben sana az yap abi dedim. Yiyemeyiz dedim. Sen merak etme, bunu yiyen bulunur dedim. Tabii. Afiyet olsun. Gönlü zengin adam ya. Afiyet olsun. Abi döner mis gibi zaten. Kokusu bayıldım. Kuşbaşılı söyledim. Şöyle masamız zengin arkadaşlar. Her şey var. Şöyle masadan biraz bilgi vermek istiyorum. Şimdi buraya Burdur Bucağı geldiğiniz zaman pehlivan lokantasında bir porsiyon dönerde kaç gram var abi? 100 gram var efendim. Kaç para fiyatı? Fiyatı 80 lira. 80 lira. Kuşbaşılı bir porsiyon. Kuşbaşılı kaşarlı bir porsiyon 50 lira. 50 lira. Lahmacun? Lahmacun 25 TL. Burdur şiş? Burdur şiş 50 TL. Bir porsiyonu? Bir porsiyon. Piyazımız ne kadar abi? Piyaz 45 lira. Tatlılar? Tatlı 35, kaymaklı kadayıf. Şimdi ikram ne var abi? Bu her gelen müşteriye veriyorsunuz. Her gelen müşterimize. Sıcak lavaş. Sıcak lavaş, peynir. Evet, şu salata. Tabii salata. Bunlar evet, veriliyor mu abi? Evet. Bunlar da veriliyor. Bunlar da ikram. İkram. Şu mevsim salatamız. Mevsim salata. Ve karışıklar veriliyor arkadaşlar. Şimdi dostlar, sabırsızlanıyorum. Heyecanlıyım. Artık yeme zamanı geldi abi. Müsaadenizle şöyle. Dostlar, abartmıyorum, bizim çocukluğuma götürdüm beni abi. Yani şu döner marinasyonu, yumuşaklığı, lezzeti, benim babam da restoran işletmesi, dedem de. Bizim çocukluğumuzda restoranda et döner yaparlardı haftada bir gün, pazartesi günleri. O döner tadını direkt aldım şu anda. Biz de dana kuzu karışık yaparlardı o zaman. Kuzu özellikle lezzet versin diye. Muhteşem ya. Gerçekten güzel yani. Övüldüğü kadar varmış. Düşünsene yani, küçük bir ilçedesin, günde iki kere döner takıyorsun. Helal olsun abi, yani gerçekten tebrik ederim. Ben bu arada pide olarak kuşbaşılı, kaşarlı pideye her zaman bayılırım arkadaşlar. Ustam beni kalbimden vurdu, direkt gelir gelmez bunu önerdi. Hemen dedim yap. Normalde pide yemeyi düşünmüyordum ha, et döner için geldim. Yoğurdumuzun tadına da bakabilirsin Murat Bey. Hı hı. Yoğurt, güveçle kendimiz yapıyoruz. Kendiniz mi döküyorsunuz? Kendimiz yapıyoruz. Duranlar sütün, sütünden bu yoğurdu yapıyoruz. Güveçle. Böyle eksilik oluyor. Mayası. Tabii, tabii. Çok iyi. Yerimiz tam nerede şu anda? Yerimiz... Burası merkez zaten. Burdur merkez, Bucağı merkezde. Evet, evet. Kime sorsalar gösterirler mi? Tabii. Kime derse adam... Bucağa girmeden söyleseler de biz pehlivan nerede diye, hı-hı, yani tarif ederler. Zaten bucağı bu küçük bir yer arkadaşlar. Çevreyolu'nun yakında, Antalya Burdur arasında. Evet. Hani İstanbul'dan falan gelenler, yola düşenler varsa buranın kenarına geçiyorsunuz. Yani sene 1976'da bu tarafa biz bu işi yapıyoruz yani. Hani. İşimiz bu. Ve işimin başındayım. Bu işi yapıyorsun, hakkıyla yapıyorsun. Tabii. Abi de o var tabii, yani. Evet. Bu hakkıyla yapmak başka evet, bir şey. Dostlar,
Çok teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Afiyet olsun. Sağ ol abicim. Dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.